Hoş geldiniz kanalıma, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok şükür çok iyiyim. Artık gerçekten ben kendimi toparladım. Mis gibiyim, cillop gibiyim. Bugün ne anlatacağım sizlere? Irisli parfümler istenmişti. Sıra geldi irisli parfümlere. Fakat dikkat ettim de ben zaten 4 tanesini favori pudralı parfümler videomda anlatmışım. Birkaç tane daha var. Fakat onlarda da içinde en yoğun hissedilenlerde iris olsa dahi yine de irisli parfümler videosuna çok da iliştiremeyeceğim parfümler olduğunu düşündüm. Ama onların da isimlerini hemen vereceğim size. Önce daha önce anlattıklarım neler? Onlardan bahsedelim. Iris pudra, kür kanaj, ivres ve body'yi anlatmışım. Eko sizler için koyacak şimdi burada şu video, şu saniyeler arası. Hemen onlara girip güzelce izleyebilirsiniz. Onun dışında mor gerlanda en yoğun hissedilen notalarda evet iris var. Fakat mor gerlan ele alacak olursak aslında vanilya ve lavanta parfümü diyebiliriz. Metres evet beyaz süet ve iris en yoğun hissedilen notalarda ama yine iris parfümü diyebilir miyiz? Emin değilim. Insolence evet yine en yoğun hissedilen notalarında iris var fakat gerçekten tam anlamıyla bir menekşe parfümü. Ve her ne kadar ben anlatmayacak olsam da bilin diye bu ikisinden de bahsedeyim. Prada iris ve Miss ya da yine en yoğun hissedilen notalarında iris olan parfümler arasında. Sadece ben anlatmayacağım. Peki bugün ben sizlere ne anlatacağım? Hani o kadar saydın ne anlatacaksın Cansu acaba? 3 tane irisli parfüm anlatacağım. Bunlardan bir tanesi çok merak ettiğiniz Grasser You. İkincisi Linstant Magic. Üçüncüsü ise Florentine Iris. Zaten Grasser You yorumlara gelmişti. Merak ediliyordu. Sonra bir ara çok bilinmesin falan dediler ama olmaz. Paylaşmamız lazım. Anlatmamız lazım. Güzel bir dağılım oldu bence bu arada. Üçü Niche, Designer ve C serisinden. Eşit dağıldı. Hoş oldu. Yeni çıkacak bomba gibi irisli parfümlerimiz var. Eğer 3 tane de az oldu Cansu Hanım derseniz de bu videonun bir part 2'sini yaparız zaten ilerleyen süreçlerde. Grasser You nasıl bir parfüm? 3 notası var zaten. Mis, pudralı notalar ve iris. Kesinlikle ilkbahar yaza çok yakıştıracağım. Hayatınızda koklayıp koklayabileceğiniz en hafif, en uçuş pudra yorumu. Hani pudralı kokularda hep bahsediyorum ya, misk, iris. Bunlar çok ön planda. Zaten mis ve iris hep pudralı kokularda var. Çünkü pudra hissini destekleyen notalar. Ama bunda ekstra olarak direkt pudra notası verilmiş. Fragrantica'da da bakarsanız görürsünüz. Grasser You'da bu sebeple diğer pudralı kokulardaki sıcak tavırdan çok o soğuk tavrı yakalıyorum ben. O pudra notasının direkt yerleştirildiği parfümlerde nedense soğuk bir his alıyorum. Serin bir his alıyorum. Zaten bu sebeptendir ki ilkbahar yaza daha çok yakıştırdım. Ve bir de şöyle bir durum var. Çok hafif, böyle pembe allık gibi, içeriğinde tam çıkaramıyorum ama bir çiçek notasıyla desteklenmiş hafif uçuş bir parfüm. Fakat gerçekten uyarıyorum, hafif bir parfüm. Yani Nacho parfümle de benzetenler oluyordu bunu. Böyle yoğun yoğun, böyle sıkacağım, buram buram kokacağım gibi bir şey beklemeyin. Birazcık daha diğer parfümlere göre tene yakın diyebilirim. Eğer çok ben bir parfüm sıkacağım, of her tarafa yayılsın, herkes sorsun gibi bir düşünceniz varsa tekrar bir düşünün derim. Ama diyorsanız ki benim amacım temiz, naif, kibar kokmak. Zaten pudralı kokulardan da hoşlanıyorum. Bir sürü pudralı sıcak koku var elimde zaten. Bir tane de serin pudralı hafif bir yorum olsun. Kesinlikle o zaman şiddetle öneririm bu kokuyu. Evet, böyle şey kızlar geliyor aklıma. Çok naif bir koku. Bir sen de koklasana Eko. Sen ne düşüneceksin bir erkek gözüyle acaba? Ya bazı erkeklerin bayılacağı bir kokudur bu. Hani hiç sevmezler ya böyle fazla iddialı abartılı kokuları bazı erkekler. Hani daha hafif, daha tene yakın kokular. Kesinlikle öyle kokulardan hoşlanıyor ama bayağı güzelmiş. Güzel değil ben mi? Çok beğendim, koku güzelliği olarak çok güzel. Sadece çok tatlı. Böyle çok ya buram buram koksun. Sürekli aynı şeyin altını çiziyorum ama gerçekten öyle. Buram buram koksun, herkes duysun falan diyenler dediğim gibi tekrar düşünün. Öyle bir koku değil. Ve şimdi Eko koyacak buralara. Görsellerdeki gibi kızlar geliyor aklıma. O böyle nude renkler, böyle toz pembeler, toz maviler, toz mavi neyse bulut maviler falan. O yazın tiril tiril giydiğimiz elbiseler. Genç kızlara da çok yakıştırırım bu kokuyu ben. Tatlı bir koku, güzel bir koku. Beğenirsiniz, deneyebilirsiniz.
Hemen ikinci kokuya geçiyorum. İkinci kokumuz The Instant Magic. En yoğun hissedilen notalarında iris, badem, vanilya, beyaz misk, menekşe ve mimoza var. İris bayağı ön planda. Beyaz misk, miski çok net alıyorsunuz. Ben buna iris kokusu olduğu kadar misk kokusu da derim gerçekten. Menekşe hissediliyor. Menekşe ve mimozanın desteklediği hem pudralı hem floral bir koku. Ama daha kolay nasıl tarif edebilirim? Bebek pudrası gibi. Yani daha doğrusu bebekler için o üretilen özel ıslak mendilleri, bebek bezleri, hani onlardaki o masum pudra hissini alıyorum. Bebek hissini alıyorum. Bu demek değil ki This Is Her'e benziyor. Onun da altını çiziyorum. Çok sevilen, bu arada en çok satan, en çok sevilen pudralı kokular arasına giriyor bu koku. Onu da belirteyim. Hani bazen hani bebek bezi, bebek ıslak mendil falan denildiği zaman o zaman bir tekrar düşüneyim diyebilirsiniz. Ben en rahat bu şekilde tarif edip tanımlayabiliyorum kokladığım kokuyu. Ama dediğim gibi en çok beğenilen kokular arasında kokladığı zaman müşterilerimde genelde şöyle bir surat ifadesi oluyor. Ah çok masum. İşte böyle temiz kokmak istiyorum. Benim temiz anlayışımla çok örtüşmüyor. Benim temiz anlayışıma daha çok işte blanşlar falan giriyor. Ben daha böyle beyaz sabun gibi böyle ya da yeni temizlenilmiş ortam gibi kokulara sabunsu, temiz varlığı yükleyebiliyorum kendimce. Ama müşterilerim bunu çok temiz, masum olarak tanımlıyor. Bunu da bir koklasana. Sen ne diyeceksin bakalım? Bebek kokuyor resmen. Değil mi? Kesinlikle bebek kokuyor. Bayağı bebeğin... Mis derler ya böyle, mis koku. Evet, mis gibi kokuyor, mis gibi kokuyor. Böyle yeni doğan bebeğin daha buraları yumuşacıktır ya böyle, dokunmaya kıyamazsın. Sanki bebeğin boynuna burnunuzu sokmuşsunuz da böyle o yumuşacık etini kokluyormuşsunuz gibi falan yani. O kadar bebeksi ve masum bir koku. Yine ve sıcak bir koku bu arada. Sonbahar kışa çok yakışır. Sıcak pudralı bir koku arıyorum diyenlerin, irisli bir koku arıyorum diyenlerin yine favorilerinden biri olacaktır diye düşünüyorum. Seversiniz. İris, misk, vanilya çok çok yoğun hissediliyor. Tekrar söylüyorum. Menekşe ve mimoza da bu pudralı güzel parfümü destekliyor. Ve üçüncü kokumuza geçiyorum. Son kokumuza. Vay be. Bu kadar hızlı bitirebileceğimi hiç aklımın ucundan geçmezdi. Öyle. Bundan sonra ben yoruluyorum. Çok parfüm anlatınca çok yoruluyorum. Kafamın içi zaten çorba benim. Bütün gün işteyim. DM'e bakıyorum, WhatsApp'a bakıyorum, mağazada servis veriyorum. Akşam geliyorum kanal. Doğru. Cansu ne yapsın? Biraz ona iyi davranalım. Lütfen arkadaşlar beğenileri yüklenelim. Bulabildiğim her fırsat. Prentin Iris. Çok sevdiğim bir koku. Oldukça tok bir koku. Zaten ben tok ve böyle birazcık toparlı kokuları seviyorum. Ve yine iris ve miskin en yoğun hissedilenlerde olduğu çok yoğun bir koku. Ne sıcak ne soğuk diyebilirim aslında bu koku için. Ve bir detay daha vermek istiyorum. Fragrantica'da bakacak olursanız eğer erkek kokusu olarak geçer. Asla katılmıyorum. Tamamen unisex bir koku. Ve bu kokuyu Jo Malone'un kokularıyla da böyle birlikte kullanmayı çok seviyorum. Özellikle sonbaharda Eylül-Ekim gibi daha böyle havalar çok soğumadıysa. Şu an tabii sadece kendisine sıkıyorum. En yoğun hissedilen notalarında iris, misk, bergamot, menekşe ve yasemin var. Evet, yasemin hissediliyor, menekşe hissediliyor ama dediğim gibi en yoğun hissedilenlerde tok bir iris ve mis kokusu alacaksınız. Burada tokluktan kastım ne? Sıcak sıcak ya da böyle buz gibi keskin soğuk değil de daha toparlı bir koku. Yani bir olgunluğu var. Ama böyle kesinlikle vintage, yaşlı diyebileceğim şekilde de değil. Sen de bir koklasana. Klas. Oldukça klas bir koku. Katılıyor musun yorumuma? Evet, bu kokuyu ben de çok beğendim. Kesinlikle bence erkeklere çok yakışacak bir koku. Evet, erkeklere de çok yakışıyor. Gerçekten erkeklerde çok yoğun talep gösteriyor Florentin Iris'e eğer pudralı koku seviyorlarsa. Ama ben de çok severek kullanıyorum ve oldukça da beğeniliyor kadınlar tarafından da. O yüzden unisex gruba rahatlıkla koyabiliriz. Kalıcılık ve yayılımı da sizi çok memnun edecektir. The Instant Magic'te söylemeyi kesin unutmuşumdur. Onun da yine kalıcılık ve yayılımı çok iyidir. Çok memnun kalırsınız. Ailemize dediğim gibi yeni irisli parfümler katılacak. O yüzden bu videonun bir de part 2'sini kesin yaparız. Onun dışında nelerden bahsetmek istiyorum? Parfümlerimiz bitti. Artık birazcık sohbet edeceğiz şimdi. Şundan bahsetmek istiyorum. Çok fazla DM geliyor. Direkt şu şekilde: Cansu Hanım, işte sizi YouTube'da izledim. Acaba işte bana parfüm önerisinde bulunabilir misiniz?
Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki izliyorsunuz. İyi ki böyle bir aile olduk. Fakat böyle bir şey mümkün değil. Yani hani merhaba Cansu Hanım, bana parfüm önerisinde bulunabilir misiniz? Lütfen YouTube videolarını daha çok izleyelim. Tüm videolara şöyle bir göz atalım. Postları okuyalım. Hani artık Instagram'da da sürekli postlarımda detaylı bilgi için YouTube'a aktarıyorum. Fakat ben istiyorum ki siz kendiniz videoları izlerken kendinize yakın hissettiğiniz parfümleri bulup bana o şekilde bir liste çıkarın. Çünkü gerçekten bir kişiye ortalama servis vermem 1-1,5 saat sürüyor. Ve mağazaya da sürekli gelen giden müşterilerim oluyor. Ve böyle bir şey mümkün değil. Yetişemiyorum. Ve aslında sağlıklı değil. Hani sizin bana kendi zevkinizi anlatıp benim size öneride bulunmamdansa sizin kendi kendinize karar vermeniz çok daha iyi olacaktır düşünüyorum. Diye düşünüyorum. Ne diyebilirim? Gerçekten bu zorlandığım bir mevzu. O yüzden bahsetmek istedim. Ya yetişemiyorum. DM kutusu dolup taşıyor. Sonra hani böyle takmıyormuşum gibi falan oluyor ama yetişmem gerçekten imkansız. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ben sürekli bütün gün aha bunu da söyleyeyim, bunun da altını bir çizeyim falan diyorum. Ama buraya oturduğum zaman asla onların hiçbirini hatırlamıyorum tabii ki. Ha bir de şey oluyor. Sadece parfüm önerisi istiyorsunuz. Hani sadece hani ben hobi sayfası değilim. Ama sadece parfüm önerisi istiyor. Ve çok da güzel şeyler yazıyorsunuz. Ama mesela takip etmiyorsunuz. Dı 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 dım. Hani onu gördüğüm zaman ağlıyorum zaten. Neyse, şaka bir yana zaten dediğim gibi hiçbir şekilde cevap veremiyorum o tür mesajlara. Sadece şu şekilde bir dönüş sağlayabiliyorum. Kendiniz YouTube'daki videoları izleyerek ya da postları okuyarak liste hazırlıyorsunuz. Ben o listeden sonra, o listeyi bana attıktan sonra sizin genel zevklerinizle ilgili böyle bir kendinizi anlatmanızı istiyorum. O anlatıma göre eğer o listede uymayan bir şeyler varsa ben zaten onları hemen çıkarıyorum. İşte atıyorum pudralı kokulardan hoşlanıyorum deyip oraya siz Modern World Portrait of a Lady falan koyarsanız ben zaten diyorum hani bakın pudralı kokular istemezsiniz. Linstant Magic, işte Meteor Test evet bunlar okey ama Portrait of a Lady, Modern World çok istediğiniz ya da beklediğiniz kokular olmayabilir. Yani bu konuda da yardımcı olup elemeler yapıyorum zaten ya da yerine bir öneride de bulunuyorum. Sistem bu şekilde yani. Bunu da bir anlatmak istedim. Sonuç olarak o zaman dans. O zaman. Belki. Bu bişektomi ve konuyla alakalı hiçbir yorum yazmadınız. Hepiniz DM'den yazdınız. DM kutusu bişektomi nasıl bir ameliyattı, nasıl memnun kaldınız mı gibi sorular. Video altına yazarsanız sadece onunla ilgili bir video çekebilirim. Yoksa kendi kendine bişektomi ve silikonunu anlatmış çok saçma bir kız durumuna düşerim arkadaşlar. Onu da tekrar belirtmek istedim. Eğer onunla ilgili bir video gelsin istiyorsanız, merak ettiğiniz şeyler varsa, sorularınız varsa o videonun altına yorumlara davet ediyorum sizleri. Onun dışında öneride bulunabilirsiniz. Cansu Hanım işte şu videoları çekebilirsiniz, şu konuları ele alabilirsiniz diyebilirsiniz. Bunlar beni mutlu eder ve kolaylaştırır. Hemen YouTube'dan da bir iki soru vardı. Onlara da bir dönüş yapayım. Bir yorum gelmiş. Cansu Hanım kış ayı için içimizi ısıtacak, yumuşacık, sıcak, sakin, güven veren kokular videosu gelebilir mi? Çok güzel bir video konusu olur aslında. Bununla ilgili çalışmalar yapacağım. Onun dışında Sevde Nur Aydın yazmış. Her mevsime ve her ortama uyabilecek Joker kokularla ilgili bir video gelebilir mi? Benim 4 mevsim rahatlıkla kullandığım, her ortamda tercih ettiğim parfümler videosu gelebilir mesela. Onu yaparız kesinlikle. Ve bu şekilde sanırım. Tamam Zeko. Kapatabiliriz. Ova. Şimdi lütfen videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Çok teşekkür ederim. Ne demek rica ederim. Ama her zaman söylediğim gibi yorumlarınız benim için çok daha önemli. Lütfen yorum yazın. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bu beni mutlu eder. Ve dislike'çılarım, haterlarım, canlarım. Siz de iyi ki varsınız. Sizleri de unutmadım. Sizleri de çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.